Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu TTS Reader programında Google'ın yüksek kaliteli seslerini kullanma. Lütfen abone olun ve bildirim zili üzerinde tersine mühendislik yapın. TTS Reader. TTS Reader. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak. Ben geçenlerde TTS Reader programında Google'ın yüksek kaliteli seslerini kullanabileceğimizi fark ettim. Bu ne demek? Yani TTS Reader'da metin okutturup ses dosyasına kaydederken Google'ın WaveNet seslerini de kullanabiliyoruz demek. O yüksek kaliteli seslere metin okutturup kaydedebiliyoruz demek. Şimdi hemen yapalım. Yalnız normal Google metin okuma motorunda olmuyor. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunda çalışıyor. Hukuk genci etkinleştirmek. Hemen bir seçelim. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunu. Google metin konuşma motoru etkinleştirmek için. Orijinal Google metin okuma motorunun adı artık Google Ses Hizmetleri. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunun adı hala Google metin konuşma motoru olarak geçiyor. Buraya bir metin yazalım. Türkçe gerçek mesela. Uzun basmak için Türkçe etkinleştirme. Şimdi burada Türkçe seçili. Burayla uğraşmazsak Google'ın normal ses verisi konuşuyor. Hemen yapalım. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Böyle normal sesleri de seçebiliyoruz. Yüksek kaliteli sesleri de seçebiliyoruz. Burayla uğraşmazsak veya burayla uğraşacaksak bile eğer normal sesleri seçeceksek onları da kullanabiliyoruz. Yüksek kaliteli seslere ulaşmak içinse şöyle yapıyoruz. Türkçe etkinleştirmek için. Burada Türkçe seçiliydi ama biz yine de Türkçe dilini aratalım. Türkçe Türkçe verti gösterin. İleri. Giriş. Türkçe. Şimdi Türkçe dilini arattım ve 7-8 tane Türkçe dili geldi. Sesler arasında nasıl geçiş yapacağız? Hangisi sistem sesi, hangisi WaveNet sesi? Onu da görelim. Türkçe, Türkiye TRT İpsteme Local Tour listede. Türkçe, Türkiye. Bu local dediği yani Google metin okumanın sistem sesleri yani Android'in içinde yerleşik gelen sesleri. Türkçe, Türkiye TRT XCFS Network'tür. Etkin. Lokal dedikleri sistemde yerleşik olan sesler. Network dedikleri de o sözün ettiğim WaveNet sesleri. Mesela bir tane WaveNet sesi seçiyorum. TTS
Fab. Tekrar okutturuyorum. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Gördüğünüz gibi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Artık yüksek kaliteli ses konuştu. Peki başka sese nasıl geçeceğiz? Yine aratalım. Ekşi Türkçe. Etkinleştirmek için Türkçe Türkçe ve Samsung klavye. Re. Ke. Ce. On. Ce. E. E. İleri. Türk. On. Klavye gizli. Türkçe. Türkiye TRTRX CFS Network'tur. Türkçe. Türkiye TRTRX TMC Network'tur. Türkçe. TTS. Fab. Tekrar hatırlatayım. Lokal dediği sistemde yerleşik olan sesler, network dediği WaveNet sesleri. Yine başka bir WaveNet sesine geçiş yaptım. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da deminki saptanmış sesin yüksek kalitelisi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu sesleri TalkBack'te de kullanıyorlar ama nasıl yaptıklarını açıkçası anlamadım. Bir arkadaştan aldığım duyuma göre hareket ettim ama benim telefonumda olmadı. TalkBack'te kullanamıyoruz. Ya en azından ben kullanamıyorum bu yüksek kaliteli sesleri. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Geçelim. Action 2. Türkçe. Etkinleştir. Ha, bu arada bunları sadece okutmakla kalmıyoruz. Ses dosyasına da kaydedebiliyoruz. Select language voice. Türkçe Türkçe verti göster. Okutuyoruz. Ses dosyasına kaydedemedikten sonra ne anlamı var diye soracak olanlar için söyleyeyim. Kaydedebiliyoruz. Sadece okutmakla kalmayıp tıpkı sistemde gelen metin okuma motorları gibi ya da bizim yüklediğimiz metin okuma motorlarına yaptığımız gibi ya onların seslerini okutup kaydedebildiğimiz gibi bunları da kaydedebiliyoruz. 4. Şunu kapatalım. Heh. Ah, pardon. Klavye gizli. Türkçe. Türkiye TRTRX CFS Network'tur. Türkçe. Türkiye TRTRX TMC Network'tur. Türkçe. Türkiye TRTRX FLOCAL'tur. Et. Lokal. Bu yerleşik geliyor sistemde. Türkçe. Türkiye TRTR Language'tur. Etkinleştirme. Bu language dediği de şey, sistemdeki seslerden hangisi seçiliyse onu kullanmayı sağlar. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Aylin sentezleyicisinin işte hani iki seçeneği var ya, Türkçe bir de Türkçe tur. Ya da işte Locuendo TTS'de de var aynısı. Türkçe, Türkçe tur. Oradaki ayarlar gibi düşünebilirsiniz. Bu ya bu seçeneğin seçilmesi sistemde hangi sesi seçtiyseniz onu kullanmayı sağlar. Tabi o sistem seslerini demin gösterdiğim gibi ayrı ayrı da seçebilirsiniz. En son seçtiğiniz sesi, yani metin okuma ayarlarını kullanarak en son seçtiğiniz sesi kullanmak isterseniz de bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. Türkçe, Türkiye TRTRX CFS Local Tur. Etkinleş. Bu da lokal, yani yerleşik. 11 öğleden 5-11 arasındakiler gösteriliyor. Bakalım. Türkçe, Türkiye TRTRX MFM Network Tur. Etkinleştirmek. Yine bir WaveNet sesi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da o ses 1'deki yani Google Metin Okuma Motoru ayarlarındaki ses 1'in yüksek kaliteli kadın sesi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Devam ediyoruz. Action 2. Action 2. Bir saniye, burada bir erişim sıkıntısı oluyor bazen. Türkçe, Türkçe, vert, te, te, yumuşak, yumuşak, ge, te, re, le, ke, çe, çe, e, e, 11, Türkçe, Türkiye, TRTR, language, dur.
Türkçe, Türkiye TRTRX CFS Localtur. Türkçe, Türkiye TRTRX MFM Networktur. Türkçe, Türkiye TRTRX Amal Localtur. Bu lokal sesleri okutmuyorum. Çünkü zaten biliyoruz onların ses tonlarını. Onları Talkback'le de kullanabiliyoruz. Benim amacım yüksek kaliteli sesleri göstermek ve daha da önemlisi TTS Reader programında yüksek kaliteli sesleri kullanmak. Türkçe, Türkiye TRTRX MFM Localtur. Et Türkçe, Türkiye TRTRX EFU Networktur. Etkinleştirmek yine için. Bir WaveNet sesi. Bakalım. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Aa, çalışmadı. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bir saniye. Türkçe. Etkinleştirme. Neden öyle Türkçe, oldu? Bakayım. Türkçe. Türkiye TRTRX EFU Networktur. Networktur ama seçince sistem sesi konuşuyor. Neden? Bu ses sentezinin bir örneğidir. Aa. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Neyse orada bir hata var. Türkçe. Neyse tekrar bakalım. Türkçe Türkçe. Klavye giz. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da ses 2'deki erkek sesinin yüksek kaliteli versiyonu. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ana sayfa. Ana ekran. TTS Reader programında metin okuturken Google'ın yüksek kaliteli seslerini yani WaveNet seslerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Ha, bunu orijinal Google metin okuma motorunda gösterseydim. Zaten orada kullanılmıyor da orada kullanılabiliyor olsaydı Google bu videodan haberdar olduğunda ki biliyorsunuz YouTube'da bir Google şirketi ya yeni bir güncelleme yapıp orijinal Google metin okuma motoruna WaveNet seslerini listeden çıkarır ya da TTS Reader gibi programlarla kullanılmasını bir şekilde engeller. Ya da direkt bu videoyu kaldırırdı ama modifiye edilmiş olan Google metin okuma motoru zaten modifiye edilmiş ve bir daha asla hiçbir zaman güncelleme almayacağı için ve engellenemeyeceği için yani hiçbir şekilde yüksek kaliteli seslerin kullanımı engellenemeyeceği için problem yok. Ha, belki Google işine gelmediği için bu videoyu kaldırabilir YouTube'dan. Ha, bu bir çeşit Google'a karşı meydan okuma değil ama yine de hani göstermek istedim. TTS Reader programında Google'ın WaveNet sesleri nasıl kullanılır? Bununla alakalı bilgi vermek istedim. Google hoşlanmazsa, işine gelmezse zaten kaldırır bu videoyu. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.